Arkadaşlar merhaba. Bu föyümüzde modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ile ilgili örnek sorular inceleyeceğiz. Kimi görüntüleme cihazları vücuda gönderilen dalgaların dokulardan yansımasına, kimisi de dokulardan geçiş hızına göre çalışır. Buna göre 1-2-3 cihazlarının hangisinde dalgaların dokulardan yansıması ilkesine göre görüntüleme gerçekleştirilmez? 1- Röntgen. Röntgende X ışınlarının dokulardan geçiş hızına göre bir çalışma sistemi vardır. Dolayısıyla yansıma ilkesi burada gerçekleştirilmez. Cevabımızın içerisinde olmalı. 2 PET görüntüleme, 3 ultrason. Bu ikisinde de arkadaşlar dalgaların dokulardan yansıma ilkesine göre bir çalışma prensibi vardır. O yüzden bunları cevap şıkkımız içerisinde almayacağız. Cevabımız A şıkkı olacaktır bu durumda. Yukarıda bazı özellikleri verilen tanı cihazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, özelliklere bakalım. Radyoaktif maddeye dayalı bir yöntem içermez. Elektromanyetik dalgalar kullanılır. Tıpta doktorların başvurduğu önemli cihazlardandır. Evet, şimdi şıklarımızda E şıkkında sonar var. Direkt eleyebiliriz. Neden? Çünkü sonar tıpta kullanılmıyor. Daha çok denizcilik ya da haritacılık sektörlerinde kullanılıyor. Ultrasonu eleyebiliriz. Çünkü elektromanyetik dalga kullanılacaktı cihazımızda. Ultrasonda ise ses dalgası kullanılır. Ses elektromanyetik bir dalga değildir. Mekanik bir dalgadır. PET ve MR'ı eleyebiliriz. Çünkü her ikisinde de radyoaktif madde kullanılmaktadır. Röntgen verilen bu üç özelliği de içerdiği için cevabımız A şıkkı olacaktır. Günümüzde televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi haberleşme ve bilgi veri cihazlarının ekranları kaliteli görüntü için çok önemlidir. Ekranların gelişen teknolojiyle daha az enerji harcayan, sağlığa daha az zararlı olan türleri keşfedilmekte ve kullanılmaktadır. Buna göre hücrelerinde sıvı kristallerin kullanıldığı ekran teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada cevabımız hemen C şıkkı diyebiliriz. LCD ekranlar. Zaten LCD'nin açılımı da sıvı kristal ekran demektir arkadaşlar. C şıkkı. Yarı iletken maddeler normal koşullarda elektrik akımını iletirken özel bazı koşullarda yalıtkan özellik gösterirler. Yarı iletkenlerden yapılan devre elemanları elektronik dünyasında çokça kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki devre elemanı ve sistemlerin hangisinde yarı iletkenden yapılmamıştır? Evet, transistör, fotovoltaik pil, led lamba, diyot bunların dördünde de yarı iletken malzeme vardır arkadaşlar. Ama kondansatörde yani yük depolamaya yaran elektrik devre elemanıdır kondansatör. Bunda yarı iletken kullanılmaz. Sadece birbirine paralel iki levhanın uçlar arasına bir gerilim uygulanarak bu levhalarda yük depolanması sağlanmış olur. Normal koşullarda manyetik özelliği olmayan bir cisim süper iletken yapıldığında 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? İçinden manyetik alanı daha güçlü geçirir. Yanlıştır arkadaşlar çünkü süper iletkenin özelliği içinden manyetik alanı geçirmemesidir. 2, mıknatısın bir kutbu cisme yaklaştığında itilir. Evet, süper iletken cisimleri mıknatısın hangi kutbuna yaklaştırırsak yaklaştıralım mutlaka şiddetli bir şekilde itecektir. Bu doğrudur. 3. Elektriksel direnç göstermez. Zaten süper iletken denilmesinin sebebi de budur. Bir maddeyi süper iletken hale getirdiğimizde direnci sıfırlamış oluyoruz. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Esnek özellikte olmayan kırılgan yapıdaki seramiğin katlanabilme özelliğini kazanması 1, 2, 3 ile belirtilen teknolojilerden hangilerinin bir sonucudur? Seramiğin nano boyutlara indirildiğinde çok farklı özellikler gösterdiği ve kolaylıkla deforme edilip şekillendirebildiği gözlemlenmektedir. Bu durumda
seramin katlanabilir özellik kazanması nanoteknolojinin bir sonucudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. PRS cihazları aşağıdakilerden hangileri olabilir? P görüntüleme cihazı kızılötesi ışın kullanmaktadır. Kızılötesi ışın kullanan görüntüleme cihazımız termal kameralardır. R görüntüleme cihazı X ışını kullanmaktadır. Bunlar da röntgen ya da bilgisayarlı tomografi olabilir. S görüntüleme cihazı bir tür ses dalgası kullanmaktadır. Ses dalgası kullanılan görüntüleme cihazları sonar ya da ultrasondur. O halde bunları sağlayabilecek şıklarımıza bakacak olursak, A şıkkı termal kamera diyor. Evet, mümkün. R'de PET demiş ama PET olmaz. O yüzden A şıkkını geçtik. B ultrason diyor. Ultrasonda kızılötesi kullanılmadığı için geçiyoruz. C termal kamera. Evet, P için termal kamera olur. Bilgisayarlı tomografi R. Evet, olabilir. S ise sonar. Evet, sonar da mümkün. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi aletlerin ekranları da gelişmektedir. İlk ekranlar tüplü iken bunların yerini LCD ekran, daha sonra plazma ekran, daha sonra da LED ekranlar almıştır. Ekran teknolojisi günümüzde daha da ilerlemektedir. LCD ve plazma ekranları birbirinden ayıran özellikler kaliteli görüntünün yanında yapılarının farklı oluşudur. Buna göre LCD ve plazma ekranlar için 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. LCD ekranda sıvı kristaller kullanılır. Evet, çünkü LCD'nin zaten Türkçe açılımı sıvı kristal ekran demekti. Doğrudur. 2. Plazma ekranda maddenin dördüncü hali olan plazma kullanılır. Evet, ince film içerisindeki ekrandaki ksenon ve neon gazları iyonlaştırılarak plazma hale getiriliyordu ve bu kullanılıyordu. Bu da doğrudur. 3. Plazma ekranda hücrelerde de sarı, magenta ve çiyan renkler kullanılır. Hayır, ana renkler kullanılır. Onlar da kırmızı, mavi ve yeşildi arkadaşlar. O yüzden bu şıkkı geçiyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Manyetik rezonans cihazında 1, 2, 3 niceliklerinden hangileri kullanılmaktadır? Yüksek frekanslı X ışını kullanılmaz arkadaşlar. Manyetik rezonansta X ışınları röntgen ya da bilgisayarlı tomografilerde kullanılıyordu. 2. Yüksek frekanslı manyetik alan. Evet, zaten manyetik rezonans olmasının sebebi buydu. 3. Lazer ışığı. Lazer ışığı da kullanılmamaktadır. Cevabımız B şıkkı. Hamile kadınların 1, 2, 3 cihazların hangilerinden uzak durmaları gerekir? Evet, radyasyon yayıcı özelliği olan cihazlardan uzak durması gerekir. Bunlar da kimdir arkadaşlar? Tomografi, ultrason ve röntgenden tomografi ve röntgendir. Çünkü X ışınları kullanılır. Bunlar da vücuda zararlı radyasyon ışınları salacaktır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Ultrason cihazında kullanılan dalga 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Elektromanyetik bir dalgadır. Değildir arkadaşlar. Ultrason cihazında yüksek frekanslı ses dalgası kullanılır. 2. Ses dalgalarının bir türüdür. Evet. 3. Yumuşak dokularda ve kemik dokularda farklı hızla yayılır. Evet, bu da doğrudur. Ses dalgasının yumuşak ve kemik dokularda farklı hızla yayılması prensibiyle görüntüleme oluşturuluyor çünkü. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Termal kameralar hangi dalgaları algılayacak biçimde yapılmışlardır? Termal kameralarda cisimlerden sıcaklıklarına bağlı olarak yayınlanan kızılötesi ışınları algılama söz konusudur. O zaman cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar.
yukarıdakilerin hangilerinde süper iletkenlik günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır? 1. LED televizyonlar. LED televizyonlarda süper iletkenlik değil arkadaşlar, yarı iletkenler kullanılmaktadır. O yüzden bu şıkkı geçiyoruz. 2. Maglev denilen yüksek hızlı trenler. Evet, burada süper iletkenlikten faydalanılmaktadır. 3. Tıpta MR cihazları. Burada da yine manyetik rezonans yapabilmek için süper iletkenlikten faydalanılır. Cevabımız E şıkkı olmalıdır. Nano düzeyde maddelerin 1, 2, 3 özelliklerinin hangileri değişir? İletkenlik, kimyasal ve optik. Bütün bu üç özelliğinden de değişme görürüz arkadaşlar. O halde cevabımız E şıkkı olacaktır. Termal kameralar nesnelerin 1, 2, 3 özelliklerinin hangilerini kullanır? Termal kameralarda biraz önce söylediğimiz gibi cisimlerin sıcaklıklarına bağlı olarak yayınlanan kızılötesi ışınları algılamaları söz konusu. O yüzden cisimlerin sıcaklık özelliklerini kullanırlar. Cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri lazer ışının özellikleri arasında yer alır? 1. CD yazıcıların kullanıldığı ışındır. Doğrudur. 2. Sanayide düzgün metal kesimde kullanılır. Evet. 3. Alışveriş yerlerinde barkod okuyucu olarak kullanılır. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Nanoteknoloji ile maddelerin 1, 2, 3 inceliklerinin hangileri değiştirilebilir? Molekül örgü yapıları, atom çekirdeği yapıları, fiziksel özellikleri. Fiziksel özellikleri değiştirilebilir arkadaşlar. Hatırlayalım, kırılgan maddeleri katlanabilir hale getiriyordu. Molekül örgü yapıları da yine fiziksel özellikleri değiştiği için değişmiştir. Ama atom çekirdek yapılarını değiştirirsek artık bu farklı bir madde olacağı için bu olmaz. Cevabımız D şıkkı. Fotovoltaik piller elektrik üretiminde hem çevreye zararsız hem de kurulmasından sonraki aşamada masrafları düşük olduğundan geleceğin enerji kaynağı olarak öngörülmektedir. Fotovoltaik piller 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Isı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu yanlıştır arkadaşlar. Fotovoltaik pillerde ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. 2. Güneşten gelen fotonların yarı iletken malzemeden elektron sökmesi ilkesiyle çalışır. Evet, bu çalışma prensibidir. Doğru. 3. Elektrik üretirken ham maddeye ihtiyaç duymazlar. Bu da doğrudur çünkü herhangi bir ekstra ham maddesi yok. Sadece güneşten gelen ışık yeterlidir bunun için. Cevabımız bu durumda A şıkkı olacaktır. Tıp alanında hastalık teşhisinde kullanılan tomografinin 1, 2, 3 durumlarının hangisinden dolayı röntgene göre tercih sebebidir? Evet, röntgene göre tercih sebebi arkadaşlar 1. Detaylı sonuç vermesi. Doğrudur çünkü röntgene göre bilgisayarlı tomografilerde daha detaylı sonuçlar elde edilir. Daha az radyasyon içermesi, ikisinde de X ışını kullanıldığı için geçerli değil arkadaşlar. Masrafın daha az olması yine geçerli bir sebep değil bizim için. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. Piezoelektrik olay 1, 2, 3 cihazların hangilerinde kullanılmaktadır? Evet. Piezoelektrik ultrasonda yüksek frekanslı ses dalgalarının oluşturulması için kullanılan bir olaydır. O zaman bir ultrasonda doğrudur. MR'da piezoelektrik kullanılmaz arkadaşlar. Tomografide de yine kullanılmamaktadır. Cevabımız A şıkkı olur. Sonar cihazı ile 1, 2, 3 cihazlarından hangileri aynı prensibi kullanarak çalışır? Sonar cihazında gönderilen ses dalgalarının geri yansıması prensibi vardır. Aynı prensip tomografi, MR ve ultrason cihazlarından ultrasonda bulunmaktadır arkadaşlar. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Plazma ekranda görüntü oluşmasında aşağıdaki renkli piksellerden hangileri kullanılır?
Evet, temel ana renkler kullanılır arkadaşlar ve ana renkler de kimdi? Kırmızı, mavi ve yeşil. A şıkkı. Güneş pili aşağıdaki hangi olayla aynı prensibi kullanır? Güneş pilinde mantık neydi? Güneş ışınlarının yarı iletken üzerine düşürülüp bu yarı iletkenden elektron sökmesi olayıydı prensibi. Yani hangi olaya benzeyecektir bu durumda? Fotoelektrik olay. Çünkü fotoelektrik olayda da ışık gelip ne yapıyordu? Metal yüzeyden elektron söküyordu. C şıkkı. LED'ler günümüz teknolojisinde aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamaktadır? Trafik ışıklarında LED aydınlatmalar var. Metal kesiminde, evet, bunda kullanılmıyor arkadaşlar. Çünkü burada metal kesiminde lazer ışınları kullanılıyor. Cep telefonlarında yine LED ışıklar var. Aydınlatmada LED ışıklar var. Tarımda bitki yetiştiriciliğinde de yine LED ışıklardan faydalanılmaktadır. Bir maddenin süper iletken olmasında en önemli koşul nedir? Evet, maddeler hangi durumda süper iletken oluyordu arkadaşlar? Çok düşük sıcaklıklarda. Yani maddenin katı olması, maddenin iletken olması, maddenin yalıtkan olması, maddenin kristal yapılı olması değil, maddenin 0 Kelvin sıcaklığına yakın olmasıdır koşulu. Bilgisayarda CD-ROM'lara bilgi depolanırken aşağıdaki ışınlardan hangisi kullanılmaktadır? Evet, CD-ROM yazıcılarında kimler kullanıyordu arkadaşlar, hatırlayalım. Lazer ışını cevabımız E şıkkı olacaktır. Renkleri farklı iki lazer ışığının 1, 2, 3 niceliklerinin hangileri birbirine eşittir? Renkleri farklıysa o zaman frekansları yani enerjileri farklı olacaktır. O yüzden 1'i geçiyoruz. Boşluktaki hızları eşittir. Sonuçta bunlar elektromanyetik dalgadır. Bütün elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı ışık hızına eşittir. Emisyon türleri de eşittir. Çünkü bütün lazer ışıkları uyarıcı emisyonla oluşur. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri yarı iletken malzeme ile yapılır? LED'lerde yarı iletken malzeme kullanılmaktadır. Transistörlerde de yarı iletken malzeme kullanılmaktadır. Fakat transformatörlerde akım geçirilmek koşuluyla, iletken tellerden akım geçirilmek koşuluyla manyetik alanla elde edilen bir düzenektir bu. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. Lazer ışığı için 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Uyarılmış emisyon olayı ile elde edilir. Doğrudur. 2. Enerjisi X ışının enerjisinden daha büyüktür. Daha büyük değildir arkadaşlar. 3. Bir kaynaktan aynı anda farklı renklerde çıkamaz. Evet, bir kaynaktan tek renk lazer ışığı çıkabilir. Cevabımız D. Yukarıdaki cihazlardan hangisine giren bir hastanın üzerinde metal eşya olması hastalık teşhisine zarar verir? MR ve tomografide arkadaşlar gönderilen dalganın ortamda ilerleme hızı dikkate alınarak çalışan bir sistemdir. Ultrasonda ise gönderilen dalganın yansıması prensibine göre çalışır. Dolayısıyla dalganın ortamda ilerleme hızına göre çalışan aletlerde hastanın üzerinde metal eşya olması hastalık teşhisine zarar verecektir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. E şıkkı. Aşağıda ikili verilen cihazlardan hangileri aynı fiziksel yöntemi kullanır? Termal kamera, röntgen. Termal kamerada kızılötesi ışın, röntgende X ışınları kullanılır. Bu değildir. Röntgen, tomografi. Her ikisinde de X ışınları kullanılır. Cevabımız B şıkkıdır. Tomografi, sonar. Tomografide X ışınları, sonardaysa ses dalgaları vardır. Ultrason, termal kamera. Ultrasonda yine ses dalgaları, termal kamerada kızılötesi ışınlar. Bu da olmaz. Röntgen, sonar.
Röntgende X ışınları, sonarda ses dalgaları, bu da olmaz diyoruz. Süper iletkenlik için 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Kritik sıcaklık ayırt edicidir. Evet, kritik sıcaklığa göre süper iletkenlik oluşturuluyordu. 2. Kritik sıcaklığa ulaşan yalıtkan direnç göstermez. Doğrudur. 3. Süper iletken maddenin içinde manyetik alan geçmez. Evet, manyetik alanı itici bir özelliği vardı. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Işığın polarlanmasına, yani kutuplanmasına polarize olayı denir. Polarize ışık birçok alanda kullanıldığı gibi görüntü teknolojisinde de kullanılmaktadır. Buna göre polarize ışık aşağıdaki görüntüleme sistemlerinden hangisinde kullanılmaktadır? Evet, polarize ışık LCD ekranlarında kullanılan bir yöntemdi arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olmalıdır. N ve P tipi yarı iletkenlerin üçünün ikişer uçlarının birleştirilmesiyle yapılan elektrik akımı ya da gerilimi yükseltme özelliğine sahip devre elemanıdır. Bu devre elemanı icat edildikten sonra elektronik teknolojisi çok hızlı ilerlemiştir. Sinyal yükseltici, otomatik açma kapama işlevleri olan bu devre elemanı genellikle küçük bir direnç kadar yer kaplamaktadır. Üretime ekonomik ve az enerji harcayan bu devre elemanının hangisi olduğunu soruyor. Evet, yukarıda tanımlaması yapılan devre elemanı kimdir arkadaşlar? Transistördür. Bir iletkenin direncinin sıcaklığına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. İletkenin direnci sıcaklıkla düzgün değişmektedir. Evet, direncin sıcaklıkla düzgün değil, parabolik olarak değiştiğini görüyoruz. Hatta belli bir değere kadar değişmediğini de görüyoruz. O yüzden bu şıkkı geçtik. 2. İletkenin direnci 4.2 Kelvin'de 0 olmaktadır. Evet, sıcaklığın 4.2 olduğu yerde direnç 0'dır. Doğrudur. 3. Bu iletkenin kritik sıcaklığının değeri 0,06 ohm'dur. Evet, bu iletkenin kritik sıcaklığının değeri, direnç değeri 0 ohm'dur arkadaşlar. O yüzden bu şıkkı da geçiyoruz. Cevabımız B olacaktır. MR görüntüleme cihazında 1, 2, 3 enjektörün hangisiyle görüntü elde edilmektedir? Evet, MR'da ne yapılıyordu arkadaşlar? Hücrelerdeki atom çekirdekleri ile rezonans oluşturması ilkesine göre çalışıyordu. Çekirdekteki yüklü parçacıklarda kimdir? Protondur. O halde su molekülündeki protonların manyetik alan ile rezonansa girmesi, evet doğrudur. Vücuttaki elektronların manyetik alanla rezonansa girmesi, çekirdekteki parçacıklarda, o yüzden elektron alamayız. 3. Hücrelerin manyetik alan ile rezonansa girmesi, hücrelerin değil, hücrelerdeki atomlarındı. O yüzden bunu da geçiyoruz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. LCD teknolojisi 1-2-3 durumların hangisinin üzerine kurulmuştur? 1. Işığın polarlanması. Polarizasyon olayı LCD teknolojisinde kullanılmaktadır arkadaşlar. 2. Sıvı kristallerin davranışı. LCD'nin Türkçe açılımı zaten sıvı kristal ekran demektir. Bu da kullanılmaktadır. 3. Lazer ışığının davranışı. Lazer ışığını LCD'de kullanılmamaktadır. Cevabımız C şıkkı. Plazma ekranda görüntü oluşmasında aşağıdakilerin hangisi etkilidir? Evet, plazma ekranda arkadaşlar ekran içerisindeki bulunan ksenon ve neon gazlarının iyonlaştırılmasıyla plazma elde edilir ve bu prensibe göre çalışır. O zaman iyonlaşmış gaz etkilidir diyebiliriz. Fotovoltaik pillerin enerji üretme biçimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Fotovoltaik pillerde ışık ışınları yarı iletken yüzey üzerine düşürülerek elektron sökülmesi sonucu çalışan bir sistemdir. Yani fotonların elektron sökmesi doğru cevaptır. A şıkkı.
Lazer ışınının oluşması için atomların hepsinin birinci uyarılma seviyesine uyarılmış olması gerekir. Bu durumun nedeni ne olabilir? Evet, hepsi aynı seviyede olması tek çeşit foton elde edilmesi içindir. Çünkü lazer ışın bir lazer ışık kaynağından farklı renklerde ışın oluşturulamaz. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı, yani tek çeşit foton elde edilmesi için olacaktır. Lazer ışını tüpünde ışınların yansıma yaparak çoğalmaları için karşılıklı iki ayna yerleştirilir. Aynalardan biri tam yansıtıcı iken diğerinin kısmi yansıtıcı olmasının nedeni nedir? Evet, bunun nedeni arkadaşlar, kısmi yansıtıcı aynadan ışınların dışarı çıkabilmesi, dış ortama çıkabilmesidir. O zaman cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi Balmer serisi kategorisinde bir ışın olabilir? Balmer serisi görünür ışınlarda arkadaşlar. X ışını, gama, kızılötesi ve mikrodalgalar görünür ışın değildir. Ama lazer ışınını görebiliriz. O yüzden A şıkkı olmalıdır. Uyarılmış emisyon olayında 1, 2, 3 niceliklerinin hangileri kullanılabilir? Evet, uyarılmış emisyonda üst yörüngelerde bulunan elektronların kendiliğinden aşağı inememesi durumunda on elektronları uyararak bir alt yörüngeye indirme durumuydu. Ve bu uyarma işlemini fotonlarla yapabiliyorduk arkadaşlar. Bir, uyarılma seviyesi enerjisine eşit elektron, elektron olduğu için olmayacaktır. İki, uyarılma seviyesi enerjisine eşit foton, evet bununla olur. 3. Uyarılma seviyesi enerjisinden büyük elektron, yine elektron olduğu için olmaz diyoruz. Cevabımız 5 olacaktır. LCD ekranlarında görüntü 1, 2, 3 niceliklerinin hangileri kullanılarak oluşur? Evet, likit kristal ekranda LCD ekranlar, neon plazma olmaz, bu plazma ekranlarda kullanılır. Sıvı kristal, evet. Işığın kutuplanması, evet, LCD'de polarizasyon da kullanılmaktadır. 2 ve 3 D şıkkı. Kurşun geçirmeyen ve leke tutmayan malzemeler nanoteknolojide hangi malzeme ile yapılır? Evet, kurşun geçirmeyen ve leke tutmayan malzemeleri karbon nanotüplerle yapıyorlar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Levitasyon, özel bir sıcaklığa getirilmiş maddelerin içlerinden manyetik alan geçirmemelerinden dolayı cismin havada kalması olayıdır. Maglev trenleri, bu trenler için özel üretilmiş raylar üzerinde trenin önünde ve arkasında bulunan yüksek soğutucularla soğutulan iletken mıknatıslar yoluyla havaya yükseltilir. Ancak tren harekete geçtiğinde hemen havaya yükselmez. Tren ilerlemeye başladığında raydaki iletkenlere verilen akım sayesinde manyetik kuvvetle tren itilmeye başlanır. Tren uygun hıza ulaştığında tekerlekleri uçaklardaki gibi katlanır ve tren adeta havalanır. Tren raylara dokunmadığı için kinetik sürtünme kuvveti sıfırdır. Trene yalnız hava sürtünmesi etki eder. Bu nedenle maglev trenleri 500 km/saat değeri hıza ulaşabilmektedir. Buna göre maglev trenlerinin levitasyona dayalı çalışma ilkesi hangi teknolojinin bir ürünüdür? Evet, levitasyon dediğimiz özel sıcaklıkta maddelerin içerisinden manyetik alan geçirmemesi olayı süper iletkenlerde oluşur arkadaşlar. O zaman cevabımız E şıkkı olacaktır. Özel bazı kristal malzemelerin atomları uyarıldığında elektronlar birinci düzeyden ikinci düzeye çıkarlar. Öyle ki hemen hemen maddenin tüm atomları N eşittir 2 düzeyine uyarılmış olurlar. Normal maddelerin elektronları çok kısa sürede N eşittir 1 düzeyine inmesine karşılık bu özel maddelerin elektronları inemez. Bu olaya tersine birikim olayı denir. Bu elektronların alt düzeye inmesi için N eşittir 2 düzeyi ile N eşittir 1 düzey arasındaki enerji farkına tam eşit olan fotonlar atoma gönderilir. Bu fotonlar sayesinde elektronlar alt düzeye inerler. Elektronların inmeleriyle yeni fotonlar salınır. Ortamda birbiriyle tüm özellikleri aynı olan fotonlar çoğalmaya başlar.
Karşılıklı aynalar sayesinde olay tekrarlanır ve özel bir ışın elde edilir. Buna göre yukarıda oluşum süreci anlatılan ışın hangisidir? Evet, uyarılmış emisyonla oluşturan ışın kimdi arkadaşlar? Lazer ışınlarıydı. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisiyle az enerji kullanılarak yüksek lümenli ışık elde edilir? Evet, ışıklarda en tasarruflu olanlar kimdi arkadaşlar? LED lambalardı. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Aydınlatma elektrik enerjisi tüketiminde önemli bir paya sahiptir. En çok elektrik enerjisi ev, sokak ve iş yeri aydınlatmasında kullanılmaktadır. Enerji üretiminin yanında enerji tasarrufu da önem arz eder. Bu nedenle aydınlatmada enerji kullanımını en aza indiren lambalar üretilmiştir. Işık yayan diyot olarak adlandırılan ve elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanları günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Tellerin kızarmasıyla değil de elektronların uyarması sonucu emisyon yoluyla ışık ürettiği için çok az enerji harcamaktadır. Aynı kontrasta sahip akkor telli lambanın harcadığı enerjinin onda birini harcarken ömrü de 20 kat daha fazladır. Bu lambalar araçların gündüz farlarında, ışıklı panolarda, ortam aydınlatılmasında, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ekranlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen lamba aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hem kullanımı ekonomik hem de enerjisi yüksek olan bu lambalar LED lambalarıydı hatırlarsak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Levitasyon olayı günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır? Evet, levitasyon neydi? Süper iletkenlerin manyetik alanları dışarılamaları sonucunda manyetik bir itme kuvvetinin oluşmasıydı. Ve nerede kullanılıyordu bu levitasyon? Hızlı trenlerin raylarından ayrılmasında kullanılıyordu. Yukarıdaki teknolojik ürünlerden hangileri yarı iletken teknolojiyle elde edilmektedir? Fotovoltaik piller, yarı iletken teknoloji burada kullanılmaktadır. Süper iletkenler, burada yarı iletkenler kullanılmaz arkadaşlar. Levitasyon özelliği biraz önce söylediğimiz gibi kullanılır. LED lambalarda yine yarı iletkenler var. Transistörlerde de yarı iletkenler vardır. Cevabımız E şıkkı.